Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2 Moğolistan serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizlerin de hatırlayacağı üzere Çin Savaşı'na devam ediyorduk dostlar. Çin'in Umman'daki ve İran taraflarındaki topraklarına çıkarmalarımızı atmıştık. Ayrıca Çin'in şurada kalan 3 adet toprağını da elimize geçirmeye çalışıyorduk. Ayrıca şu anda Çin Rusya ile daha savaş halindeydi ve eğer Çin buradan toprak vesaire alırsa biz birazcık sıkıntılı bir duruma düşebiliriz abi. Zira buradan bizim sınırlarımıza ulaşabilirler. O yüzden her an dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi çıkarma attığımız bölgelerden yavaş yavaş hızlıca hatta ilerlemeye devam edelim dostlar dilerseniz. Bu çıkarma attığımız bölgelerde yine Moğol İmparatorluğunu formlamak için bize gereken topraklar dostlar. O yüzden bu toprakları da barış antlaşmasıyla beraber eğer mümkün olursa yine elime geçirmeye çalışacağım. Elime geçiremezsem de ikinci bir Çin Savaşı ile beraber o topraklar kesinlikle Moğolistan hakimiyetine girecektir dostlar. Zira eğer o topraklar biz almazsak ve başka bir ülkenin hakimiyetine girerse Hindistan veya Rusya gibi, o zaman biz daha büyük bir sıkıntı yaşarız abi. Hem bizim için yeterli gücü toplayacak toprağı bulamayız, hem de Moğol İmparatorluğunu formlamak için gereken topraklar Çin'den daha güçlü bir devlete gitmiş olur. Bu açıdan o toprakları bizim ele geçirmemiz, Çin'den ele geçirmemiz daha doğrusu son derece önemli dostlar. Tahmin ettiğimiz gibi Çin oradaki sınırlardan girdi ve şu anda topraklarımız üzerinde yayılma gayreti içerisinde. Fakat onların bu gayelerini, bu çabalarını boşa çıkaracağız dostlar. Şuradaki 20 bin askerimizden 10 bin askeri daha güneye doğru takviye ekip olarak gönderiyorum. Büyük bir ihtimalle o 10 bin ekiple beraber, 10 bin kişilik orduyla beraber artık buradaki Çin topraklarını halledeceğiz gibi görünüyor dostlar. Şimdi buradan da ilerlemeye devam edelim aynı şekilde. Yavaştan Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına da girdik. Buradaki 15 bin askerimiz birazcık geride kalsın. Çin askerleri her an çıkarma yapabilirler abi. Yanlışlıkla tur atladım bu arada yine. Hep elim yanlışlıkla space'e basıyor abi. Yani askeri yolluyorum. Askeri yolladığım yere onaylamak için space'e basacakken yanlışlıkla tur atlamak için space'e basıyorum abi. O zaman da işte tur atlamış oluyoruz yanlışlıkla. Sıkıntılı bir durum. Bazı arkadaşlar bu tur onaylama özelliğini aktif et diyor abi. Yani her space'e bastığında sana tur geçişi onaylansın mı diye soracak. Sen de evet diyeceksin. O birazcık sıkıntılı bir durum. Böyle hızlı tur geçmek istediğinde falan bayağı yavaşlatır yani. Bizi sıkıcı bir hale getirir oyunu. O yüzden onu ben pek aktif etmek istemiyorum abi. Bu şekilde devam edeceğiz. Yavaş yavaş artık elimiz tur geçme tuşuna yanlışlıkla basmamaya alışacak abi mecburen. Yani burada oyunun özelliğini değiştirmeyeceğiz. Biz alışacağız abi. Neyse devam edelim. Buradaki ordu sayılarımız hala son derece iyi. Herhangi bir Çin direnişiyle karşılaşmadığımız için burada büyük kayıplar vermedik. O yüzden sıkıntısız bir şekilde devam ediyoruz. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını bu tur içerisinde tamamıyla elimize geçirmiş olacağız derken geçirdik abi. Gayet güzel. İran topraklarına doğru da ilerleyişlerimiz sürüyor. Çin'in bu topraklarını da ele geçirmek bize sadece Moğol İmparatorluğunu formlamak adına gerekli toprakları vermeyecek. Ayrıca bize çok sağlam bir ekonomi ve nüfusla verecek dostlar. O yüzden bu toprakları almak son derece önemli. Çin'in toprakları zaten önemli abi. Oraların nüfusu falan gayet iyi. Zira hatırlayacaksınız, Çin Rus yenilgisinden pardon, Hindistan yenilgisinden sonra elinde sadece bu bölgedeki topraklar kalmıştı. Sadece bu topraklar kalmasına rağmen adamlar hala çok güçlü bir konumdaydı. Bu güç de nereden geliyordu abi? Sahip olduğu toprakların gücünden, sahip olduğu toprakların değerinden geliyordu. Biz buradan ne anlıyoruz abi? O topraklar gerçekten değerli topraklar, nüfusu, ekonomisi sağlam topraklar. Çünkü adamların hem nüfusu sağlamdı hem ekonomisi sağlamdı. Yani sadece nüfusu veya sadece ekonomisi sağlam değildi abi. Her ikisi de sağlamdı. O yüzden bu topraklar önemli. Hem Çin toprakları hem İran toprakları son derece önemli topraklar. Yakın bir zamanda inşallah Europe Universalis 4 Osmanlı İmparatorluğu serisine başlayacağız dostlar. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Bu arada 1500 AK'tir. Yeni bölüm etkinliğimiz de kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlatayım abi. Videonun başında söylemeyi unuttum. Kaldığı yerden devam ediyor etkinlik. 1500 like attığınız takdirde direkt ben yeni bölümü yayınlıyorum dostlar. Seri hoşuma gitti benim. Yani ben oynarken zevk alıyorum. Benim oynarken zevk aldığım seriler genelde daha eğlenceli oluyor. Zira videoyu çeken kişinin de eğlenmesi lazım. Eğlenirken hani size de o eğlenceyi hissettirmesi lazım. O yüzden benim için zevkli oluyor. Öyle düşünüyorum ki sizin için de zevkli bir seri olarak devam ediyordur dostlar. Şimdi yavaştan artık Katar topraklarına geldik abi. Son derece zengin olan Katar toprakları. Yani aslında oyunda fakir bence. Yani Katar daha zengin olmalı. Katar çünkü çok zengin bir toprak abi. Katar daha zengin olmalı yani bence oyunda da. Yani mesela yani gerçi zengin tamam. Hatta epey zengin lan. 28 bin ekonomisi var oha. Tamam, bayağı zenginmiş. Daha da olmasın yani, yeter o kadar. Devam edelim abi. Atladık turumuzu. Çin'in sanırım Hindistan'dan yanlış bilmiyorsam işgal ettiği toprakları da şu anda biz ele geçirmeye devam ediyoruz abi.
Güzel. Artık bu Birleşik Arap Emirlikleri tarafını, Katar tarafını tamamlamayı başardık. Şimdi tamamen bütün odağımızı, bütün fokusumuzu İran tarafına çevirebiliriz dostlar. Bu da odağımızın tek bir yöne çevrilmesi adına gerçekten iyi bir haber. Artık burada daha dikkatli bir şekilde ilerleyebiliriz. Başka yerlere odaklanmamız gerekmeyecek dostlar. Şurada sanırım bir de toprakları vardı. Aynen 10 bin askerimiz de zaten şu anda oraya gidiyorlar. Şöyle yapın abi. Aynen sadece buraya gelin. Bu arada arkadan 174 kişilik ve 840 kişilik 2 adet Çin ordusu belirdi. O orduları da durdurmamız lazım her nereye çıkarma atacaklarsa. Devam edelim abi, atladık turumuzu. İran üzerindeki ilerleyişlerimiz son hızıyla devam ediyor dostlar. Oo, bu topraklar Hindistan'a gitti. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, hallederiz. Çünkü o topraklar Hindistan'dı zaten, doğru, tamam, pardon. Ben yanlış anladım abi. Devam edelim. Çıkarmaları nereye atıyorsun acaba? Şuraya atıyorsun. Tamam, askeri hemencik oraya çekelim. Sıkıntı çıkmadan oraları halledeceğiz. Evet, o topraklar artık Hindistan'a gittiğine göre artık doğuda da dikkat etmemiz gereken bir cephe kalmadı. Burada Hindistan taraflarında da, Kuzey Hindistan taraflarında da kalmadı. Artık sadece ve sadece Orta Asya ve İran taraflarına fokuslanacağız dostlar. Bizim için yine iyi bir haber açıkçası. Güzel, devam edelim bakalım. Rusya'dan önce bizim daha çok toprak almamız lazım aslında. Bir dakika, bir dakika. Çin askerleri Hindistan topraklarından bana saldırdı, yanlış mı gördüm? Hayda. Hayda. Hindistan Çin askeri erişim izni vermiş abi ya. Ya yapmayın, etmeyin öyle şeyler. Lanet olsun size ya. Niye yapıyorsunuz abi ya? Niye? Neden herkes Moğolistan devletinin yıkılmasını istiyor lan? Bu kahpe düzeni yok edeceğiz abi. Bu Moğolistan karşıtı kahpe düzeni yok edeceğiz abi. Bu anti-Moğolistanlıları hepsini yok edeceğiz. Hindistan'da dahil. Hepiniz yok olacaksınız lan. Zaten Rusya sizi hali hazırda yok ediyor. Bir darbeyi de biz vuracağız size ileride. Hepiniz yok olacaksınız abi. Hadi bakalım. Holy meydan. Devam edelim abi şuradan saldırmaya bu arada. Bu anti-Moğolistan düzenini kesinlikle yok etmeliyiz abi. Herkes bize karşı. Bütün devletler yıkılmamızı istiyor. Zira doğunun gelişen gücüyüz. Doğuda gelişen bir yıldız abi böyle. Artık yavaştan diğer büyük güçlerin gözlerinde büyümeye başladık. O yüzden bizim yıkılmamızı istiyorlar abi. Sıkıntı yok. Hepsine karşı ayakta durabiliriz bence. Şu anda Çin karşısında %91'lik bir savaş zaferi üstünlüğümüz var. Savaş zaferi skorumuz var dostlar. Bu üstünlüğü korumamız gerekiyor. Şöyle bir devam edelim abi işgallere. Rusya yeniliyor maalesef şu anda. Ruslar yeniliyor abi Çin'e karşı. Dikkat etmemiz lazım. Şuradaki askerler hatta buraya çekersek daha da yararlı olacaktır bizim adımıza. Bu taraflara da gelmişler abi. Buradan da ordu çekelim. Neyse ki her tarafta ordusu olan dört bir yana askerleriyle çevrilen bir ülke konumundayız abi şu anda. Yoksa birazcık sıkıntılı bir durumda olacaktık açıkçası. Devam edelim bakalım. Atladık turumuzu gayet güzel. İlerlemelerine mahal vermedik abi. Devam edelim. Çok güzel. Çok güzel. Asker sayılarımız bir tık azaldı buralarda ama sıkıntı yok abi ya. Biz az askerle de hallederiz yani Çin topraklarını. O topraklar da Hindistan'a gitti. Ya oğlum siz bu adamlarla savaşta mısınız değil misiniz? Çin'deki topraklar Hindistan'a gitti. İlginç ya. Çok ilginç bir durum gerçekten. Madem siz savaşta değilsiniz, o zaman Çin nasıl senin toprağını ele geçirdi ki? Şöyle mi oldu? Rusya senden toprak aldı, Çin de Rusya'dan aldı. Sonuç olarak da toprak sana kaldı. Akıl oyunları abi, büyük akıl oyunları. Çok ilginç işler dönüyor şu anda. Evet, bu arada Çin baya baya bitti lan. Başka nerede toprakları kaldı? Şöyle bakıyorum, sadece şunlar kaldı sanırım. Bir bakalım abi, kaç tane eyaleti var? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bir de. Nerede? Göremiyorum. Göremedim. Aç abi bir daha hayalet haritasını. Tam olarak nerede oğlum? Allah Allah. Çok ilginç bir durum. He şurada. Gördüm. Gördüm. Hong Kong. Hong aynen abi. Orada gördüm. Tamam, orayı da alırız. Sıkıntı yok. Hatta hemen ordularımızı harekete geçirelim dostlar dilerseniz yavaştan. 3833 kişilik ordumuzu direkt ben buraya yolluyorum. Çıkarmamızı yapsın oraya. Buradaki ordularımız da, buradaki kaç bin kişilik bir ordumuz vardı? 20K'lık ordumuz da direkt ben orta doğudaki Kudüs toprağına çıkarmaya gitsin bakalım. Bu arada yaptığımız çıkarma başarısız oldu. Anlaşılan oraya daha büyük bir güç göndermemiz gerekiyor. Buradaki 20 binlik ordumuzu direkt ben oradaki Hong Kong toprağına, Macau toprağı. Macau değil mi lan? Aynen Macau toprağına yolluyorum abi. Orta sen niye gidemedin? Sen gidemedin ya sanki. Ha yok tamam. 20 binlik ordumuz zaten buradan geliyormuş. O ordu sadece denizde bekliyormuş abi. Güzel. Orta Doğu'ya da çıkmayı başardık dostlar artık. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Kudüs Tel Aviv dinlemeden. Önümüze gelen bütün toprakları ezerek geçerek devam edelim. Oradan bu arada Çin askerleri çıktı ilginç bir şekilde.
Kimle barış yaptın ki sen? Kimseyle de barış yapmamışsın. İlginç. Buradan neden Çin askerleri çıktı? Neyse ki abi şanslıyız ha biraz. Biraz şanslıyız yani. Bunu kabul etmek lazım. Adamların asker çıkardığı her tarafta bizim ordumuz var. Yani hiç ordumuzun olmadığı böyle hazırlıksız olduğumuz bir yere yapmadılar abi o çıkarmaları. Bizim için iyi bir haber gerçekten de. Çıkarma değil de daha doğrusu birdenbire bazı yerlerde beliriyorlar ya abi böyle. Onlardan bahsediyorum. Şuradaki 32 bin kişilik ordumuzu direkt ben buradaki Çin topraklarına çekeceğim. Orada da hemencik önlemimizi, tedbirimizi almış olalım dostlar. Hong Kong'a yaptığımız çıkarma ne alemde? Geri ordularımız az kaldı. Güzel güzel tamam sıkıntı yok. Halledeceğiz buraları. Çok güzel abi. Orta Asya'daki daha doğrusu Orta Doğu'daki toprakları yavaştan hallettik gibi görünüyor. Şu tarafta birazcık sıkıntı yaşayabiliriz abi bence. Buraya birazcık destek kuvvet takviye falan bir şeyler yollamamız lazım yani bizim. Şuradaki 10.000 askeri birazcık böl mesela. 5.000 asker buraya 5.000 saldırsın. Sen ikiye bölün aynı şekilde. 5.000 buraya 5.000 buraya 7.300 de direkt saldırsın. Oraları bir an önce kendi kontrolümüz altına almak zorundayız. Aksi takdirde sıkıntı çekeceğiz ileride. Çok belli olarak gözüküyor. Çin savaşı birkaç bölümdür devam ediyor abi. Adamlar durmak bilmiyor maalesef. Şuraya bir ordumuzu yollayacağım. Çünkü yine Beijing'i almak adına buradaki Tianjin toprağına yapacaklar çıkarmalarını çok yüksek bir ihtimalle. O yüzden orada direkt ben tedbirimi aldım ben abi. Artık oraya yapacakları çıkarmalar kesinlikle boşa çıkacak. Yanlışlıkla tur atladım. Lanet olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum abi. Sen bir saldırma. Sen bir saldırma. Şöyle yapacağız. 10.000 asker buraya gidecek. 10.000 asker buraya gidecek. 12.000 asker de saldıracak. Sen birazcık buraya kaydıracaksın kendini. Sen buraya gideceksin. Sen buraya saldıracaksın. Seni ne yapacağız? İkiye bölelim. 2500, 2500 şeklinde. Şuradaki orduyu aynı şekilde 2400 asker buraya yolluyorum. Gerisi 1200, 1200 şeklinde saldırsın. Sen 2500 ordu buraya kaysın. 1000, dur 1000 ordu buraya gitsin abi. 700 ordu buraya gitsin. 700 de buraya gitsin. 7300 askerimizi de direkt ben ikiye böleceğim. 3650, 3696 şeklinde. Gayet güzel abi. Orta Asya, Orta Doğu'yu da tamamen bitirdik artık. Lübnan topraklarını da elimize alarak. Evet abi çıkarmayı yaptıkları yeri doğru tahmin etmişiz. Ve orada aldığımız önlem sayesinde çıkarmaları boşa çıktı abi tahmin ettiğimiz gibi. Çinlilerin burada yayılmasına izin vermeyeceğiz dostlar. Onları bu bölgede durdurmak zorundayız. Evet, Orta Doğu'daki yapılanmalarını şu anda bitirmiş bulunuyoruz. Hemen şöyle artık buradaki yapılanmalarını da bitirirsek çok daha güzel bir şekilde ilerleyişlerimizi sürdürebiliriz dostlar. Bakalım en hızlı şekilde burada da onların yapılanmasını bitirmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Şimdi sen oraya gitme. Sen birazcık bu tarafa doğru git. Bu tarafta zira adamların askerleri var. Az önce de gördüğünüz üzere. Şurayı birazcık kaydıracağım. 2000 asker buraya kaydır. 2000 asker buraya kaydır. Sen de 2000 askeri buraya kaydır. Aynen öyle. 2500 de şuradan saldırsan hatta 700 de destek versin. Sen de buraya git. Sen de saldır. Sen de ikiye bölün saldır. Çok güzel lan. İyi ilerliyoruz şu anda. Artık şu toprağı yapacağımız çıkarma da bir an önce olsa daha rahat edeceğim. O toprak şu anda kimde? Çin'de hala. Tamam, sıkıntı yok. Yapacağımız çıkarma başarılı olacak abi inşallah oraya. Güzel. Atlayabilir miyiz turumuzu? Şu askeri de şuraya yolla. Seni de buraya yolluyorum. Tamam ya sanırım atlayabiliriz. Hatta buradan da yavaş yavaş artık destek göndermeye başlayalım. Sıkıştıracağız abi onlar orada ya. Onların daha oradan kaçar yolu yok yani. Sıkışacaklar orada. Güzel. Ne yaptığımız saldırılar başarılı oluyor gibi görünüyor. Evet abi son derece başarılı saldırılarla bu turda atlatmayı başardık. Güzel, çok güzel. Bizim için şu anda işler iyi gidiyor abi. Yavaştan Çin ordularını Orta Asya'da İran taraflarında kıstırmaya, sıkıştırmaya başladık. Güzel. Siz de desteğe gelmeye devam edin. Sen de gel. Sen birazcık güneye doğru gel bakalım desteğe. Şimdi siz direkt ben saldıracaksınız abi. Zaten her tarafı tutmuşuz. Asker kaydırmaya gerek yok. Sadece buradaki askeri buraya kaydıracağım ve şuraya 500 askerle aynı zamanda Zaboli toprağında 500 askerle saldıracağım. Buradan da hatta gelin. Yavaşça onları iyice kıstıracağız abi orada. Ellerini kollarını hareket ettirebilecek mecal bulamayacaklar kendilerinde. Devam edelim. Güzel. Sen de saldır abi. Sen de saldır. Bazen böyle çok kullanılmayan kelimeleri videolarda kullanmayı seviyorum ya. Yani genelde hani böyle videolarda daha modern bir dil kullanılıyor abi. YouTube videolarında daha modern bir dil kullanılıyor. Ama biz bir strateji oyunu oynuyoruz. Bir fethettiğimiz bir oyun. Bir ülkeleri fethettiğimiz bir oyun oynuyoruz abi. Böyle artık çok kullanılmayan Türkçe kelimeleri kullanmayı videolarda daha çok seviyorum ben açıkçası. Hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gidiyordur herhalde. Bilemiyorum abi. Yani ben eski kelimeleri seviyorum. Bir ilgim de var abi böyle eski kelimelere. O yüzden kullanıyorum abi yani videolarda da. Birazcık da zevk işi açıkçası. Devam edelim artık bu toprağı bitireceğiz gibi görünüyor abi. Bu toprağı da alarak
Çin'in Orta Asya'daki ve İran'daki yapılanmalarını bitireceğiz gibi görünüyor. Yine aldılar oradan bir toprak ama biz saldırımızı yaptık. Aynen öyle abi. Çin'in İran tarafındaki yapılanmasını bitirdik. Meccal toprağında çıkarmamızı yaparak Hong Kong taraflarındaki yapılanmasını da bitirdik abi Çin'in. Adım adım Çin'in her yerdeki kollarını şu anda yok ediyoruz dostlar. Her tarafta ordumuz var. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir artı, çok güzel bir artı. Her tarafta ordumuz olduğu için hiçbir tarafta bize karşı bir zafer kazanamıyorlar abi. Ciddi bir zafer kazanamıyorlar. Sadece anlık zaferler kazanıyorlar. Yani birdenbire bir toprağı alıyorlar. İşte bunun gibi. Gördüğünüz üzere orada bir toprağı aldılar ama hemencik biz de üstüne o toprağı geri almayı başardık. Yani böyle anlık zaferler kazanıyorlar ama bu anlık zaferler maalesef Çin devletine büyük zaferi, asıl zaferi getirmiyor abi. O yüzden şu anda yine her taraftan, her yönden avantajlı olan taraf, avantajlı olan ülke Moğolistan devletidir abi. Moğol İmparatorluğunu kurmak adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz dostlar. Evet, orada 6000 asker gördüm bu arada. Birazcık korktum açıkçası şimdi. Hemencik bütün orduları o tarafa doğru yönlendiriyorum. Hatta buradan da birazcık destek kuvveti o tarafa doğru yönlendirmekte fayda var derken yine yanlışlıkla tur atladık. Evet, orayı aldık. Güzel, şimdi burayı ikiye bölüyorsun. 4400. Sen buradaki 12.000'lik ordu. Gel bakalım birazcık kuzeye doğru desteğe. Çünkü Çin'in artık bunlar son toprakları. Yüksek bir ihtimalle bütün direnişlerini burada sergileyecekler. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, oraya bir asker yolladılar. Yine biz başarılı olduk. 3.000 asker daha yollayacağım oraya. Yine saldırdılar. Yine biz başarılı olduk. Oraya bir 2.500 asker daha yollayacağım. Oğlum adamlar ne saldırıyor be? Az saldırın lan. Oha, bitirdiler orduyu. 12.000'lik ordunun derhal gelmesi lazım abi. Koşarak gelin abi. Bir turda iki eyalet atlayarak gelin. Hani satrançtaki at gibi abi böyle. İki tur atlayarak iki L çizerek gelin abi. Çünkü acilen ihtiyacımız var size. Bir an önce gelin abi. Bir an önce. Evet, sonunda kayıp da yaşadık abi. Yenilgi de yaşadık. Çok dikkat etmemiz lazım bizim o bölgeye. Evet, yayılmaya da başladılar, lanet olsun. Adamlar çok fena geliyor. Şöyle yolla şuraya abi. Evet, tamamdır. 12.000'lik desteğimiz yetişti abi o bölgeye. Hatta burada da ordularımız varmış bizim. Bunları da çekelim. Yine kıstıracağız dolmuş sizi. İkinci kaderinizi ikinci kez aynı şeyi yaşayacaksınız. Hani böyle dejavu yaşayacaksınız. Anladınız mı abi? İkinci kez sıkıştığınız yerden eliniz kolunuz bağlanacak. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Ve bu da bizi çok mutlu edecek. Devam edelim abi. 2.200 asker buraya yolluyorum. 1.100 asker buraya yolluyorum. 1.100 asker de buraya yolluyorum. 7.570 kişilik ordumuz da ilerlemeye devam etsin bakalım. Hadi abi yürüyün. Moğolistan ordusu durmaz. Su uyur, Moğolistan ordusu uyumaz abi. Hadi bakalım. Güzel, devam ediyoruz. 1.000 asker buraya. 1.200 asker buraya. 7.500 asker. Şöyle ikiye bölelim 7.500'ü. 3.250, 3.250. Şu 5.000 neden oraya gidiyor onu anlamadım. Şöyle yapacaksın sen. Gerçi tamam, 5.000 oraya gitsin. Doğru karar. 5.000 direkt oraya gitsin, evet. Siz şöyle devam edin ileriye doğru gitmeye. Güzel abi ya, sıkıştıracağız. Sadece şurada bir önlem almamız gerekiyor. Orada da gerekli önlemi eğer sıkıntısız bir şekilde alabilirsek Çin ordularını artık tamamen durduracağız gibi görünüyor dostlar. Şöyle sen de şuraya kay bakalım. Bu 16.000'lik askerin bir kısmı buraya gelsin, kalan kısmı buraya gelsin. Aynen öyle. Hatta birazcık da orduları kaydıralım artık. Evet, yaptıkları bir saldırı başarılı oldu fakat o toprağı da biz tekrar geri almayı başardık. 3.300 asker buraya sevk ediyorum. 8.000 buraya, 1.000 buraya gitsin. 10.000 asker tamam, artık saldırsın. Yavaştan biz de saldırılara başlayalım en iyisi. Hatta burayı da ikiye böl. Direkt ben güçlü saldırılarla Çin savunmasını yıpratmaya devam edelim dostlar. Çok güzel abi. Sonunda o cepheyi, o ana cepheyi böyle bir oluşturduğumuzu söyleyebilirim ben kesinlikle. Birazcık yakınlaştırıp oynayayım abi yine. Sen artık saldırma bekle. Birazcık birkaç turluğuna savunma pozisyonunda kal. Artık bu elimizdeki ordulara karşı koyabilecek bir Moğolistan yok ortada. Ben öyle inanıyorum. Güzel, evet, çok güzel. Moğolistan değil, pardon, Çin yok karşımızda. Artık bu elimizdeki ordulara karşı koyabilecek bir Çin karşımızda yok abi. Eski gücünden tamamen mahrum kalmış. Bütün savunmalarını şu anda yok etmiş bir Çin devleti var karşımızda. Savunmaları Moğolistan tarafından yok edilmiş bir Çin devleti de diyebiliriz. Güzel ilerliyoruz abi. Yaptık yine saldırımızı ve yine başarılı olduk. Burayı 3'e böleceğim. 10.000 asker buraya gider. 8.000 asker, 8.100 asker buraya gider. 8.100 asker buraya gider. Sen de direkt ben burayı 2'ye bölersin abi. Gayet güzel. Çin savaşını bu bölümde bitirmek istiyorum açıkçası. O yüzden belki video süresi birazcık uzun olabilir. Devam edelim bakalım. 1.500 Akeçtir yeni bölüm etkinliği de devam ediyor. Yine hatırlatmak isterim. Ve sonunda da dostlar. Sonunda. Yaklaşık 3 bölümdür yaptığımız, 2'ydi ya da yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yaklaşık 3 bölümdür yaptığımız Çin Savaşı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada da gördüğünüz üzere artık %100'lük bir savaş zaferi skoruyla Çin Devleti'ni mağlup etmiş, Çin Seddi'ni yıkmış, Moğolistan Devleti olarak Çin topraklarına
Adaleti getirmiş bulunuyoruz dostlar. Çok güzel bir savaş oldu gerçekten ve bu zorlu uzun savaşın sonunda galibiyeti alan, zaferi alan taraf Moğolistan Devleti oldu. Şöyle hemen bir otomatikman seçelim. Çok güzel abi. İstediğimiz toprakları alabiliyoruz. Bana yeterli. Şunları almıyorsun, tamam mı? İran'dan düzenli şekilde toprak alacağım ve yavaştan bölümü burada bitireceğiz dostlar. Şöyle şunları bir iptal et bakalım. İran'dan düzenli bir şekilde toprak alacağız. Şöyle iptal et abi. Düzenli şekilde derken ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız seçeceğim topraklarla beraber. Şöyle abi. Güzel. Şimdi bu taraftan başlayacağız ve düzenli bir şekilde batıya doğru, yani İran taraflarına doğru ilerleyeceğiz abi aldığımız topraklarda. Şöyle. Aynen bu şekilde abi. Bahsetmek istediğim şey buydu. Gördüğünüz üzere yıldızlarımız bitti. Yıldızlarımızın bitmesinin sebebi nicelik yerine niteliği seçmiş olmamız. Yani daha az eyalet ama daha değerli eyalet düzeniyle barış antlaşmasını yapmak istememiz. İkinci bir Çin savaşıyla kesinlikle bütün topraklarını da elimize geçireceğiz abi. Çin devletinin bir kuşkunuz olmasın. Yavaştan barış antlaşmamızı imzalayalım. Gönderelim teklifimizi. Tabii ki de kabul edildi dostlar ve Moğolistan devleti olarak Çin devletinde mağlup etmeyi başardık. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir. Bizi Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.